giyecekleri belli değil. Serbest bir şey giyeceklermiş. Giyeceklerini bulamamışlar zaten. Okulda iyi ki forma giyiyorlar. Yoksa her sabah okula geç kalacaklardı yani. Günaydın. Günaydın. Ben bir işe gideyim. Heh. Oradan Zeynep'in okuluna gelirim. Orada buluşuruz. Tamam, olur. Tamam. Aa, hay Allah. Ne oldu? Ben Zeynep için aldığım hediyeyi senin arabanın bagajında unuttum. Tamam, nasılsa geleceğim. Ben de kalsın. Olmaz. Ne? Ya geç kalırsan Haluk? Niye geç kalayım? Ya canım belli mi olur? Ben riske atamam. Olmaz. Benim içim rahat etsin. İyi tamam, gel vereyim sana. Yok, ben gelemem. Ne? Mutfakta yemek yapıyorum ben iftar için. Onu karıştırmam lazım. Yani karıştırmazsam yanar, dibi tutar. Ben geldiğimde karıştırmıyordum. Telefon oradaydı, onu yapmıştım ben. Ondan. Gidiyorum. Hadi Haluk, çok şey söyledi. Getir şunu, lafa tutma beni. Emine hadi. Nerede? Gelmeyecek bugün. Haluk hastanedeymiş. Hadi. Hadi git, getir tamam. Oğlum saat kaç oldu ya? Sen işe gitmeyecek misin? Yok abi, hastayım diye izin aldım. Şu şifreyi çözene kadar gitmeyeceğim işe. Bulabildin mi bir şeyler bari? Yok ya, işte bıraktığın yerdeyim abi. Şu beşi çözemiyorum yani. Bu ne olabilir ki bu beş? Aslında benim aklıma bir şey geldi. Ne? Yakasana. Ne? Şey olmasın bu beş. Ne? Beş kardeşim. Acıdı oğlum ya. Acıdı mı? Evet. Pardon. Sert mi oldu? Evet. Pardon. Hayır, bir şey ya. Komik mi yani? Ne bu komik? Ha. Ay çok sağ ol. Çok mersi. Hadi ben kaçtım. Ya Haluk, evde köri bitmiş. Ne körisi? Körili tavuk yapıyorum. Elinin köri. Hadi lütfen. Tunalara soracağım. Ben Gönül'ü aradım. Yokmuş onlarda, markete gitmek lazım. Sabah sabah başıma iş çıkarıyorsun ha. Ay hadi Haluk. Demin niye söylemedin? Şimdi fark ettim. Ya. Tuna, hallettin değil mi? Merak etme Meltem. Haluk asla otoparktan dışarıya çıkamayacak. O iş bende. Tamam, süpersin. Yani Haluk'un elinde olsa tuvalete bile arabayla gidecek. Kimse senin kocan gibi sportif değil hayatım. Ne yapalım böyle? Orası öyle. Yani Haluk yürüsün, spor yapsın diye herkes seferber oldu. Ya hadi çıkalım artık. Biz daha gitmedik. Karneler dağıtılacak. Tamam. Anne saçın güzel mi? Bakayım. Çok güzel oldu. Çok güzel. Hadi Tuna. Bir dakika. Çocuklar gelin şuraya. Ailecek şöyle bir. Hadi bir sen. Herkes bir. Şeydeyiz. Ha, videoda mısın? Evet. Şu anda yavaş yavaş ailecek karne almak üzere yola çıkıyoruz. İşte bütün aile şu anda buradayız. Merve el salla. Orçun sen de salla. Şu anda Merve ve Orçun'un karnesini almaya gidiyoruz. Evet. Ben... Babacığım bak, şu an istediğin kadar çekebilirsin. Hazırlıklıyım. Hadi yürü Tuna, git kalacağız. Evet, şu anda kapıya doğru gidiyoruz. Hadi, karneler bakalım nasıl? Hep birlikte karnelerin nasıl olduğunu göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya oğlum bırak şimdi, şu beş boş sayfa neyi simgeliyor olabilir? Bir şeyler söyle, bir beyin fırtınası yapalım. Ya ne bileyim abicim ya. Olabilir mi zaman dilimi falan, hani beş... Gün, beş yıl. Zaman dilimi bak, bu olabilir. Beş ay gibi sanki. Dur notunu alayım onun. Beş gün, beş ay. Olabilir, doğru. Değil mi? Doğru. Hapse girmiş olabilir mi? Beş yıl içeride yatmıştır. Yok artık canım. Oğlum araştırdık ya adamı, sabıka kaydı yok. Sen hani şey demiştin, 8 yıl işsiz kaldı demiştin ya hani. Hı. 5 mi acaba o? 5 yıl işsiz. Sen yanlış bilgi. Evet. Sen yanlış bilgi buldun. 5 yıl işsiz. Hayır eminim ben, konuştum adam 8 yıl işsiz kalmış. Hı. Beş değiliz biz, beş. Beş. Kere beş. Hah, aldın mı? Sağ ol canım, çok teşekkür ederim.
adamın teki. Sen başka yer yokmuş gibi gel benim arabanın arkasına. Böyle kapat. Markete yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Kanter içinde kaldım yani. Hay Allah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bak yemek sayende çok lezzetli olacak. Arkama park eden adamı bulursam var ya ağzını yüzünü kıracağım ona. Güvenlik onu bulmuştur, çekmişlerdir canım arabayı. Ben gidiyorum, geç kaldım. Hadi hayırlı işler. Merhaba. Ay. Ya of. İrem ya, niye dikkat etmiyorsun ya? Ay görmedim çukuru Tolga, ne yapayım, bilerek mi düştüm Merve Bey? Ne oldu, geçmiş olsun. Ay işe gelirken burktum ayağımı, teşekkür ederim. Çukura git. Evi doktora falan gösterdin mi? Gittim gittim. Şey buz koy dedi, üstüne kesinlikle basma dedi. Bir de şey ilaç verdi, krem. Tolga alacak şimdi. Ha iyi, tamam hadi git al gel. Hadi git sen. Evet evet, ben şimdi İrem'in ilaçları almaya gideceğim de... abi, İrem sana emanet ama. Hadi yürü git, hadi. Ben gideyim o zaman. Git canım, teşekkür ederim, sağ ol. Sana bir şey lazım mı abi? Yok, abi. Hay Allah, geçmiş olsun. Çok neyse, sağ ol. Bir şeye ihtiyacın olursa ben odamdayım. Tamam, söyle. Geçmiş olsun ya. Çok teşekkürler. Ah Haluk Bey. Şey, bu şirkete yakın özel it var ya. Ha. Ben oraya bizim bu yeni binaların fotoğraflarını göndermiştim, baskı almaları için, böyle ciltlesinler diye. Ha. Onları gidip alır mısınız? Tolga'yı ara, dönerken alsın. Yok, geç olur. Birazdan kargocu gelecek, müşterilerimize kargolayacağım. Ara getirsinler. Ay, elemanları yok mu Şerif Bey? Olsa ben sizi yormak ister miyim? Neyse, işiniz varsa ben gideyim. Ay. Otur, otur. Tamam, ben gider alırım. Tamam, teşekkür ederim. İçimiz rahat etmedi Şükrü. Var mı bir gelişme? Yok Yakup. Bekliyoruz. Gelmenize ne gerek var? Biz size haber verecektik Yakup. Kahvede bekleyeceğimize burada bekleyelim dedik Hüseyin. Yakup sağ olasın. Doktor birazdan haber verecek. Son kontrolleri yapıyorlarmış. Hadi hayırlısı. Allah razı olsun Yakup. Sağ olasın. Sağ olun. Getirdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Odamdayım. Tamam. Ay Haluk Bey. Efendim. İsmail Bey'in bir misafir geldi, sizinle tanıştırmak istiyormuş. Odasında mı? Yok, terasta. İyi tamam. Şey ama asansörleri kesinlikle kullanmayın çünkü arızalı, yürüyerek çıkmanız lazım. Ne? Yedi katı yürüyerek mi çıkacağım? Haluk Bey ama asansör bugün 3-4 kez arıza yaptı. İçinde bir sürü insan kaldı. Ya siz içerisindeyken bozulursa? Allah korusun. Allah korusun, bence de yürüyerek çıkın. Yani bugün hiç oturamayacak mıyım ben? Yok. Alo Meltem abla. Operasyon başarıyla ilerliyor. Yok yok, bir dakika bile oturtmadım yerine. Sır dolmuş.